Arkadaşlar merhabalar, ben İsmail Hoca'nız. SML Hoca Matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. TYT Matematik kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Barış Yayınları video ders kitabımızdan. Bugün sizlerle birlikte neyi çözeceğiz? Mantık konusunun SML bakış testini çözeceğiz. Daha öncekinde videoda da söylemiştim. Test dediğime bakmayın. İki tane soru var ama ne soru? Çok güzel sorular arkadaşlar. Dolayısıyla iki tane soru var. Soruları da sana şöyle göstereyim. Birazdan ekranda da yansıtacağım zaten. Beraber çözeceğiz. Evet, kamp kitabımızı satın almak isteyen arkadaşlarım açıklama kısmında satış linkleri mevcut. Buradan tek tıkla satın alabilirler gençler. Dilerseniz ekranımı yansıtayım ve geçelim derse. Evet, ilk sorumuza bir bakalım. Şimdi Irmak otelde yapacağı bir konaklama için aşağıdakilerden kendine uygun olanları seçerek oda işlemini tamamlamış. Burada oda seçimi var, hizmet seçimi var ve numara seçimi görüyoruz. Bu bilgilerle ilgili 3 tane önermemiz var. Ve bu önermelerle kurulan bir tane de bileşik önermemiz var. Ve bu önerme neymiş? Doğruymuş. Peki o zaman ben ne demem gerekiyor? Denktir 1 demem gerekiyor değil mi? Şimdi hangi bağlaçla bağlanmış bu bileşik önerme? V bağlacıyla. Ve V bağlacıyla bağlandığı için de sonucu 1 ise diyorum, bunun iki bileşeni de 1 olmak zorundadır. Yani ben şunu diyeceğim. P'nin değili ve R denktir 1'miş. Şimdi karşımıza yine V bağlacı çıktı. Bak burada. Ve V bağlacının sonucu 1 ise yine iki bileşende 1 demek zorundayız. Yani R kesinlikle doğruymuş. P'nin değili doğruysa P 0'dır değil mi? Yanlıştır. Peki geldim ikinci kısma, şuraya. P veya Q, işte bu da doğruymuş. Şimdi veya ile bağlanmış bir önerme görüyorum. Ben P'nin 0 olması gerektiğini bulmuştum. 0 veya Q doğruysa Q kesinlikle 1 olmak zorundadır. Yani Q önermemiz de doğruymuş. Artık işimiz cümlelere kaldı. Cümleleri doğru bir şekilde yorumlamamız gerekiyor. Bak diyor ki oda seçimi için ücret ödemiştir diyor. Bu yanlış. Ücret ödememiş o zaman. Ücret ödemediyse oda seçimini ücretsiz bir şekilde yapmıştır. Yani burada A'yı seçmiş. Daha sonrasında İkinci önermemize, yani Q'ya bakıyoruz. Hizmet seçimi için ücret ödememiştir diyor. Ücret ödemediğine göre ücretsiz, bak bu 1'di. Dolayısıyla demek ki doğruymuş, ücretsiz olanını alacağız. Yani bunun da A'sını alacağız. Bir de manzara seçimi için ücret ödemiştir önermesi doğruysa demek ki burada da ücretli olanını almış. Yani B'yi almış. Diyor ki Ayşe'nin koltuk, bagaj ve yemek seçimi sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi burada bakıyorsun, biz neleri işaretledik? A ve B'yi işaretledik. O halde cevabımız E şıkkındaki A B olacaktı. Yani cevap E idi gençler. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Burada bir koşu parkuru var. Bu koşu parkurunda da 3 tane atlet silüeti var. Bakalım. Yukarıda 3 atletin koştuğu bir yarışın herhangi bir anı gösterilmiş. 3 tane önerme var. Ve bu önermelerle kurulan bir tane yine bileşik önermemiz var. Ve bu önerme yanlışmış. Bak dikkat et. ÖSYM bakışta da SML bakışta da hep ama hep soruların düzeni aynı. Bak düzen aynı. Hikaye değişiyor sadece. Dikkat ettiysen. Ve ben hep soruya nasıl başlıyorum? Hep şuraya bakıyorum. Yanlış demiş abi, bu sıfırmış. Ve hangi bağlaçla kurulmuş bu bileşik önerme? İse bağlacıyla. İse bağlacının sonucu neymiş? Sıfır. O halde tek bir durum var. P ise Q veya R denktir sıfır diyorsam P önermesinde şurası 1 olacak. İse bağlacının solu 1, sağ sıfır olacak. Hatta 100 kuralı demiştik değil mi buna? Peki P önermesi doğruymuş. Q veya R yanlışsa Q sıfırdır, R de sıfırdır. Çünkü veya bağlacı var. Sıfır veya sıfır sıfırdı sadece. O halde bu da sıfır, bu da sıfır. Şimdi bakıyoruz, diyor ki P önermesi doğru bir önermeydi. Yani cümle doğru. Diyor ki B yarışı birinci bitirmiştir. O halde B birinci bitirmiş olanlarını işaretledim. Böylelikle şıklarımızı eleyebiliriz. Daha sonrasında A diyor Q önermesi yanlış bir önermeydi. Yarışı ikinci bitirmemiş diyor. İkinci bitirmemiş ifadesi yanlışsa demek ki A yarışı ikinci bitirmiştir. Yani A'ya bakıyoruz, ikinci bitirmiş. R önermesi de yanlış bir önermeydi. Yani cümle yanlış. Ve diyor ki yarışı üçüncü bitirmemiştir. Bitirmemiş dediği yanlışsa demek ki yarışı üçüncü bitirmiş. Yani benim doğru sanılmam ABC biçiminde 2, 1 ve 3 olacaktı. Yani cevabımız D şıkkı olacaktı sevgili gençler. Evet, böylelikle SML bakış testinin de sonuna gelmiş
bulunuyoruz arkadaşlar. Artık yeni konuya geçme zamanı. Yeni konumuz kümeler olacak ve yarın gelecek arkadaşlar bu video. Tabii kampa daha sonradan katılan ve buralara gelememiş öğrenciler varsa dileyenler burayı, bu videoyu bitirir bitirmez mantığa da geçebilir tabii ki, ama kamp programına dahil olup da ilerliyorsan tabii ertesi gün izlemende fayda var. Çünkü bugünün ödevlerini yapabilmen gerekiyor. Şimdi ödevden bahsetmişken arkadaşlar, Barış Yayınları TYT Matematik Soru Bankası'ndan ödev veriyorum biliyorsunuz. Lakin elinizde bu soru bankası yoksa, farklı bir soru bankası varsa oradan da bu ödevleri yapabilirsiniz. Kazanım tarzındaki soruları çözüyorsunuz. Eğer Barış'ı çözüyorsanız o TYT Soru Bankası'ndaki kazanım bakış kısımlarını çözeceksiniz. Mantıkla alakalı olan kısımları ve bu kampı bitirir bitirmez de soru bankalarımızdaki tüm yeni nesil soruları da taramanız gerekmekte, haberiniz olsun. Evet. Gençler, sonraki videoda görüşürüz diyelim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.